أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. أحكام الفاعل، Katr-ı Neda isimli eserde arkadaşlar failin hükümlerinden bahsedeceğiz. Ve izâ arafte el faile, geride dünkü dersimizde failden bahsetmiştik arkadaşlar. Faili tanıdıktan sonra fa'lem enne lehu ahkamen. Failin bir takım hükümleri var. Bunu da bilmen gerekiyor. Ahaduha, birincisi en la yeteahhara amiluhu anhu. Failin amili kendisinden sonra gelmez arkadaşlar. Fela yecuzu fi nahvi kame ahavake. Şu ibarede kame ahavake ibaresinde en tekule, şöyle demen caiz değildir. Ahavake kame diyemezsin. Yani kame fiildir, ahavake faildir. Failin amili kendisinden sonra gelmez. Fakat adam bana zalike el haddu lezi zekernahu, zaten diyor bizim zikrettiğimiz tarif, fail için zikretmiş olduğumuz tarif bunu dımnında barındırmıştı. Bu hükmü de dımnında barındırmıştı. Bunu burada sarahaten söyledik. Ve innemâ yukalu ahavâke kâmâ. Ancak böyle söylenebilir. O zaman ahavâke müptedadır, kâmâ onun haberi olur. Fekûne ahavâke müptedâen ve mâ ba'dahu fi'lun ve fâilun. Kendisinden sonraki gelen kâmâ fiildir. O elif faildir. Vel cümletu haberun. Cümle ise ahavake'nin haberi olmuş olur. Ve sani, failin ikinci hükmü nedir arkadaşlar? Ennehu şan durum la yelhaku amilehu alametu tefniyetin ve la cem'in. Failin hükümlerinden birisi de o faili ref eden amile tesniye ve cemi alameti bitişmez arkadaşlar. Fela yukalu, şöyle denilmez. Kama ahavake denilmez. Ve la kamu ihvetuke denilmez. Ve la kumne nisvetuke denilmez. Kumne nisvetuke ne demek Yasin, manasını? Tabii çok eşli olan bir kişiye ancak o ibare kullanılır. Humne nisvetüke, yani eşleriniz kalktı. Bel yukalu fil cemi'i, bunlar da şöyle söylenir arkadaşlar. Kame bil ifradi, yani amilde bir değişiklik olmaz. Keme yukalu kame ahuke denildiği gibi, bu az önce verdiğimiz örneklerde de arkadaşlar o kame kelimesine fiili mazi olan o amile herhangi bir tesniye cemi alameti ve de müenneslik alameti bitişmez. Hâzâ huve el ekseru, çoğu yani kullanıştaki ekseriyet böyledir. Ve minel arabi, ama Araplardan vardır arkadaşlar. Men yulhiku hâzihil alamati, bu alametleri ilhak ediyorlar, bitiştiriyorlar. Neye? O amile değil mi? Bil amile, amile bitiştiriyorlar. Fiilen kâne, istersen bu amilimiz fiil olsun veya müştak bir kelime olsun. Ki kavlihi aleyhissalatu vesselam, Hazreti Peygamber'in sözünde değil mi? Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam en fasih, Arapçayı böyle en fasih, en zirvede kullanan bir zattır. Buna rağmen ama diğer etraftaki kabileleri de düşünerekten Hazreti Peygamber bazen de Hicaz lügatını bırakıp diğer etrafındaki kabilelerin de lisanıyla telaffuzda bulunmuştur. Onların hoşuna gitmesi için, onların sevgisini kazanmak için. يَتَعَاقَبُونَ ف۪يكُمْ مَلَائِكَةٌ بِالْلَيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ. Burada يَتَعَاقَبُونَ kelimesi fiil-i muzaridir arkadaşlar. Melaiketun cemi olduğu için oraya
ne yapılmıştır? Cemi alameti olan vavla nun bitişmiş arkadaşlar. Ev ismen isterse müştak bir isim olsun ki kavlihi aleyhissalatu vesselam yine Hazreti Peygamber'in burada sözü ev muhriciyehum değil mi? Hazreti Peygamber ev muhriciyehum beni çıkaracaklar mı Mekke'den diye bir soru soruyor. Burada da muhriciye kelimesine muhricune liye idi aslında orası. Arkadaşlar muhricune oradaki nun hasfe gitti, lam hasfe gitti, vav ya yan yana geldi. Vav ve yan yana geldiği zaman birincisi sakin, ikincisi harekeli olursa vav yaya kalbedilir, yaya idgam edilir. O vavun makabli ötreli ise tekrar vava dönmemesi için onu kesreye çeviririz arkadaşlar. O zaman muhriciye oldu. Tabii bunu fark edebilmek için de biraz kalp gözümün açılması lazım değil mi Yasin? Mesela. Geçen gün bir arkadaş yazmış, hocam siz çok hızlı mana veriyorsunuz. Sanki bize şey geliyor, bilmiyor musunuz yani, tamam mı? Sağ dilde estağfurullah. Kardeşim, hepsine ben tek tek sana ilkokul talebesi değilsin ki ben sana hece anlatayım. Gale zalike bunu söyledi. Hazreti Peygamber ne zaman bunu söyledi? Lemma kale lehu varakatu ibnu Neufel. Değil mi? Hazreti Hatice validemizin akrabası. Tabi Hira Dağı'ndan tabi Cebrail Aleyhisselam'la karşılaşınca Peygamber Efendimiz bir korkuyla geldi. Bu başından geçenleri Hazreti Hatice annemize anlatınca Allah Allah. Evet. Bizim otelimiz kaldığımız bu hacca gittik ya Yasin. Evet Sena. Otelimiz şeye yakındı ya. Hira Dağı'na yakındı. Böyle tabii şey hac zamanı yaklaştıkça biz bazen dışarı çıkamıyorduk. Terasa çıkıyordum çatıya, tamam mı? Otelin. Oradan böyle tam karşımda böyle saatlerce oturuyordum yani böyle. Evet, Hira Dağı'na bakıyordum ben. Evet arkadaşlar, peki. Vedittu Hazreti Peygamber başından geçeni Varakatübnü Neufel anlatınca Vedittu en ekune ma'ke. Ya isterdim ki seninle beraber olayım. İz yuhricuke kavmuke. Kavmin seni Mekke'den çıkarırken keşke ben de seninle beraber olsaydım, sana iman etseydim, sana yardım etseydim deyince Hazreti Peygamber de eva muhriciyehum onlar beni çıkaracaklar mı diye ona cevap verdi. Vel aslu eva muhricuyehum. Ve burada İbn-i Şam Hazretleri bu birinci asıl bu değil ama, tamam mı Yasin? Aslı daha var. Eva muhricune liyedir arkadaşlar. Fekulibetil vavu ya en vav yaya kalbedildi ve udgmetil ya'u fil ya'i ya'ya idgam edildi. Vel ekseru en yukale ama normalde ekseriyet Araplar arasındaki kullanılan lugat şudur. Yeteakabu fikum melaiketun eve muhricihum bi takfifil ya'i yani orada normal beni mi çıkaracaklar onlar? İlhaku te'nif bil fiili. Peki arkadaşlar müenneslik alameti olan ta fiile ne zaman bitişir? Ve salisu üçüncü failin ahkamlarından üçüncüsü ennehu izâ kâne müennesen eğer failimiz müennes olursa lahika amilehu ta'u te'nisi es-sakinetu fiile tenisi sakine bitişir. İnkâne fiilen madiyen. Eğer fiil mazi olursa ev el mutaharriketu yahut da harekeli olan ta bitişir. İnkâne vasfen müştak bir kelime olursa fetekulu sen dersin kâmet hindun ve zeydun kâimetun ummuhu. Burada kelimesi müennes olduğu için kâimetun kelimesinin failidir ve dolayısıyla kâimetun kelimesine tay tenisi mutaharrike bitişti arkadaşlar. Sümme tareten yekunu ilhaku tay caizen ve tareten yekunu vaciben.
Bazen amile ta'nın bitişmesi caizdir, bazen vaciptir. Cevazen az mı okuduk Yasin? Yani biraz okuduk şeyden. Ne diyorsunuz Furkan kardeş? Hocam siz bilirsiniz. Peki, iyi. Yasin noktalayalım ya. Tamam, tamam seni.